İyi akşamlar Söz Sende'ye, hoş geldiniz. Söz Sende'de bugün akademisyen, yazar, aynı zamanda Akil İnsanlar Güneydoğu Anadolu Bölgesi Heyeti üyesi Murat Belge ile birlikteyiz. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Varabilir misiniz, varamaz mısınız? Ben varabilir miyim diye düşündüm çünkü bugün 1 Mayıs. Evet. Malum acayip görüntülere yine maruz kaldık. Evet. Ne düşünüyorsunuz öncelikle olan bitenler hakkında? Vallahi ne düşüneceğimi yani şaşırıyorum bazen bu memlekette. Gereksiz yani böyle bir yasak koymak gereksiz. Yasak konduktan sonra da bu şeyler işte taş atmalar bilmem neler falan filan bunlar da gereksiz. Ama yani galiba Türkiye'de böyle bir gelenek var. Yani bu yıllarca, yüzyıllarca yapıla yapıla yerleşmiş. Yani bir şeye evet demektense hayır demek. İşte mutlaka buyurun, bir çatışmayı beslemek. Evet, buyurun geçin demektense hayır yasak demek. Yani ne bileyim şimdi böyle yüz binlerce insan bir vakitler böyleydi 1 Mayıs. Evet. Geliyor falan olsa böyle bir ihtimal olsa işte yani kazılmıştır şudur budur meydana sığmazsınız falan filan. Şimdi böyle bir şey olacağı yok. Yani Taksim Meydanı'nda pekala çok sayıda insanı alabilecek kadar. Yani o şeylerde de tedbir şimdi, alınır. Ha, hükümetin söylediği şuydu, özellikle hatırlatalım. İşte burası kazılmış gerçekten de. Çok da kötü aslında, ben katılıyorum. Yani biraz insanın güvenliğini sarsan şeyler var, o çukurlar vesaire. Böyle bu şekilde yasakladılar. Fakat bugün Faruk Çelik'in Çalışma ve Sosyal Bakanı'nın açıklamasına göre anlıyoruz ki, diyor ki, bir okuyayım isterseniz. Evet. Taksim Meydanı bugün için şantiye alanıydı. İzin vermememizin en büyük sebebi buydu diyor Bakan Çelik. Taksim Meydanı ile ilgili olarak bilindiği üzere bir takım düzenlemeler gidiyor. Araç trafiğine kapatıyoruz. Burası tam şehrin göbeği. Bu tarz büyük milyonlarca, yüz binlerce insanın geldiği mitinglere ev sahipliği yapmaması lazım. Alttan yollar geçecek, çok büyük kalabalıkları kaldırmaz. Gösterelim Anadolu yakasında bir miting alanı. Şimdi bu burada işler değişiyor galiba, değil mi? Evet, yani çünkü buradan çıkan sonuç artık bundan sonra Taksim'de miting olmayacak. Neden? Diye bir şey. Evet, yani bunu anlamak zor. Yani herhalde Trafalgar kadar Londra'nın ortasında bir yer düşünülemez. İşte evet. Paris için benzer meydanlar, Concorde'lar, Trocadero'lar bilmem neler söyleyebiliriz. Pekala oluyor oralarda. Yani yaptıkları yeraltı yolun üstündeki şey oraya gelecek 20 bin 30 bin adamı çekmeyecek kadar çürükse zaten yapmasınlar. Yani, bu şey yani işte solun bir başından beri sloganı. Çünkü bu işte yani 77 1 Mayıs gibi bir facia yaşandı. Evet. Tabii ondan önce de yani sol itilen kakılan işte yer altına itilen vesaire sol yani Taksim gibi biz işte herkesin görebileceği merkezi bir yerde 1 Mayıs'ı kutlamak istedi. Bu da anlaşılır bir şey. Bu bir inatlaşma sanki. Yani biz size yaptırmayacağız. Yani Taksim'i size vermeyeceğiz. Bu gayet böyle simge meraklısı bir toplumdur bizimki. Her şey hemen böyle bir şey simge değeri kazanır. Taksim 1 Mayıs Taksim deyince bu başka türlü bir şey oluyor. Böyle titreşimler. Her iki tarafta da oluyor aslında evet, anladığım kadarıyla evet, değil evet, mi? Evet, çünkü tabii. Sendikaların şantiye alanı olmasına rağmen ısrarın arkasında da belki o da bu şey var. Evet. Peki onu nasıl karşılıyorsunuz? Yani keşke ısrar etmeseler miydi diyorsunuz? Çünkü bugün gerçekten çok kötü görüntüler yaşandı. Çok hakikaten şeyler de var. De, 72 kişi gözaltına aldı. 28 kişi yaralandı. Mesela 17 yaşında bir kız çocuğu yaralandı. Çok kötü. Ve hayati tehlikesi sürüyor bildiğim kadarıyla. Yine bizim meslektaşlar yaralandı. Polisler yaralandı. 22 polis diyor. Şimdi ne düşünüyorsun sendikaya? Yani yasaklamaya rağmen çıkmaması mı lazımdı? Yoksa yani, sizce ne olmalıydı? O da mı aşırı bir inat sizce? Yani, bence biraz öyle. Yani bu işte karşılıklı görüşerek bir anlaşmaya varılır. Bunun açıklaması yapılır. Üstelik de hakikaten bir kazma mazma durumları olduğu için yani biz Taksim'de yapmayacağız dediği zaman sendikalar vay siz işte korktunuz da falan diyecek bir durum yok, gayet anlaşılır bir gerekçe, yani kabul edilebilir bir gerekçe sonuç olarak. Yani ille de yani mutlaka aman aman olmaz gibi gelmiyor bana ama yani böyle bir şey varsa tamam, bu da
düşünülür. Onun için yani bu böyle işte karşılıklı bir inatlaşma yani vesaire. Sendikacılığın raconunu mu bozardı? Yani hani Taksim'de yapılmasaydı. İşte bence bozmazdı. Hmm. Yani başka şehirlerde de işte gösterilen yerlerde anladığım kadar yapılmış, işte bir şey de olmamış. Şimdi bir taraftan hani hakikaten bu kadar kazılmışken gelmeyi anlamsız bulanlardanım ama Bakan Faruk Çelik'in de açıklamasını okuduğum zaman niye acaba devlet 1 Mayıs'ı işçi bayramını nerede kutlayacağını işçilere gösteriyor. Yani bu mudur? Bu arada valinin bir açıklaması vardı TKP için. TKP hatta bayağı esprileri de konu oldu. Dediler ki bakın TKP ne güzel kutladı Kadıköy'de diye. Hatta TKP'nin bittiği an bu an mıdır diye espriler oldu. Şimdi kutlayan da Kadıköy'de kutladı. Evet. Yani şimdi mesela bundan ötürü TKP... Vaktiyle bir TKP vardı, bunun ondan hiçbir alakası yok, onu bir peki belirtmek lazım da yani bunun işte bu şimdiki veya eskisi de olsaydı Kadıköy'de kutladı diye bir prestij kaybına uğramazdı. Öyle ama vali neyi yettiler derse o... O zaman o yani biraz zor işte evet, işin raconunda. Evet, o teraziyi yerinden oynatabilir tabii her zaman Türkiye'de. Peki bir de işte çok fazla biber gazı kullanımı, işte köşelerde, kenarlarda görmüşsünüzdür görüntüleri, sığınmaya ya da kaçmaya çalışanlara tazikli su fırlatıldı ya da neydi püskürtüldü. Evet. Şimdi bu görüntüler de maalesef geçen 1 Mayıs hatırladığım zaman çok güzel geçti. Evet. Şölendi, çok güzeldi. Evet, hepimiz ben oradaydık. Ben de aynı şeyi söyleyecektim yani. İşte bunlar da oldu yani. Evet. Yani ille de bir arbede çıkacak diye. Evet yani. Şunu merak ediyorum. Yani bu kadar bu görüntüler yani zaten kolay, siz şimdi birazdan akil insanlar sohbetine geçeceğiz. Zaten çok toplum olarak bölünmeye çok yakın. Bölünme derken fiziksel bölünmeden bahsetmiyorum ama çok kutuplaşmaya yakınken şu görüntüler bunları da beslemiyor mu Murat Bey sizce? İşte, biber gazları. Tabii tabii yani onun içinde yani artık böyle hani... alacağımız tedbirleri yasaklamalar üzerine değil de işte izin vermeler üzerine serbest alanları genişletme üzerine kurmamız lazım ki o serbest alanlarda da insanlar karşı karşıya gelip konuşsunlar, karşı karşıya gelip taş atmasınlar birbirlerine, konuşsunlar ama yani tabii bu şeyler yüzlerce yıl içinde oluşmuş. Diyeceğim aslında bu çok doğru değil. Şu bakımdan çok doğru değil. Yani bir Osmanlı geçmişini düşündüğümüz zaman kitleler çıkıp da meydanlarda gösteri yapmıyorlardı. Doğru. Ama işte yapmamalarının, bunun söz konusu bile olmamasının getirdiği negatif şartlanmalar var. Yani şimdiki dünyada böyle şeyler yapılabilir falan ama bizim buna bir şeyimiz yok. Bir hazırlığımız ve yani böyle bir siyasi kültür yalamışlığımız yok. Dolayısıyla biz konuşurken de hani konuştuğumuz zaman dahi böyle karşımızdakini kahretmek üzere konuşuyoruz. Yani öyle bir laf oturtalım yerin ki yerin dibine girsin bir daha da konuşamazsın falan değil mi? Yani böyle bir şey. Yani bu hep söylerim gene söyleyeyim yani okulda işte münazara diye bir şey yaptırırlar. Benim çocukluğumda böyleydi tahmin ediyorum hala da vardı. Var var benim dönemimde vardı. Tabii. Nedir münazara? Yani işte bir dünya yuvarlak mıdır, dört köşe midir? Mesela dört köşedir alacaksın, onu ispatlarsan yanlış olduğu için hatta daha da başarılı bir İnanmadığın bir şeyi bile evet, değil mi? Evet. Önemli olan nasıl, hangi argümanlarla? Üste çıkmanın yolları, üste çıkmanın yöntemleri. Yani şimdi bu değil mesele yani bir... Yani böyle böyle kuşakları gerçek saygısına vesaire şey yapamazsınız, alıştıramazsınız. İşte hala münazara yapan parti başkanları, işte mecliste partiler vesaire yani bu havanın dışına çıkabilmiş değiliz. Şimdi... Çıkar gibi oluyoruz, tekrar kulağımızdan tutup biri oraya sokuyor bizi. Biraz dönelim o zaman işte zaten akil insanlara. Şimdi akil insan tanımlamasını sevmiyorsunuz siz galiba değil mi? Hayır sevmiyorum. Neden? Ha, bir akil insan diye bir biraz bir yapay bir şey var, yüceltme var. O zaten sevimsiz ama onun dışında terim olarak doğru değil. Hı hı. Yani çünkü akil insan işte wise man vesaire yani şimdiye kadar kullanıldığı bağlamlar... işte iki hasım cephe vardır. Evet.
Ve bir takım nedenlerle, diplomatik vesaire nedenlerle bu iki şey cephe karşı karşıya gelip konuşamaz. Yani birbirlerini tıkanır bir şekilde. Evet. Tıkanır dediğiniz gibi işte, falan bir yerden bir yol açmak gerekir. İşte o zaman bir takım güvenilir insanları bulup onları bir şey gibi, diyalog kanalı gibi onları seferber etmek ve o tıkanan yolları açıp iki tarafı tekrar yahut belki baştan bir müzakere ortamına getirmek. Bunu yapacak bir şey. E şimdi burada yani işte PKK devlet, hükümet vesaire vesaire bunlar zaten kendi şeylerini kurmuşlar. Görüşme, müzakere bir şekilde dokunuyorlar birbirlerine. Evet. Yani biz burada toplum ile sorun arasında gidip gelen birileriz ve genellikle de şey yani mesela diyelim burada hani Kürt tarafı bir taraftır. İşte ben de Güneydoğu'dayım. Güneydoğu. Ama evet. Gidip de yani orada Güneydoğu'da arkadaşlar bakın barış olacak bu iyidir ha falan dememize gerek yok. Çünkü zaten herkes aman barış olsun ne iyi diyor. Yani bu daha çok şey milliyetçi Türklere ya işte bu sizin korktuğunuz, endişe ettiğiniz gibi kötü bir şey değil, iyi bir şeydir. Lütfen yani şeyinizi, sükunetinizi takının ve şey yapın, mesele çıkarmadan bakın şimdi, demek üzere. Yani buna da akil adamlık işlevi denmez pek. Umarım ileride akil adamlığa da gerek kalmaz. Yani süreç İnşallah. İyi geçer de evet. Çünkü zaman evet. zaman yurt dışı örneklerine baktığımızda hep o insanlar devreye girmek zorunda kalmıştır evet. kesintiler yüzünden. Şimdi evet. akil insanlara teklif geldiğinde birçoğu, yani çoğunluk kabul etti zaten. Bir bölümü başka şeylere bahane etti, katılmadı. Bir de sonrasında çok fazla mahalle baskısına uğradığını açıklayanlar oldu. Orhan Gencebay olsun, Hülya Kaçit olsun. Yücel Sayman'la beraberdik. Hatta bir konuşmada beraberdik. Ona da şöyle bir şey sordular. Onu dinlemeye gelenler. Siz AK Parti tarafından kullanıldığınızı düşünmüyor musunuz diye. Şimdi muhtemelen size de çok şey gelmiştir veya gelmemiştir. Ne düşünüyorsunuz bu tepkiler için ve insanların mesela Hülya Koçit, Orhan Gencebay gibi sanatçıların mahalle baskısına uğraması veya bu kullanılma durumu hakkında? Yani şimdi bu olayın başından itibaren ben zaten işte çözümse bir barışçı çözüm falan bundan yanayım. Bunu yıllardır bunu zaten yazarım. Yazıyorsunuz. Evet. İşte oraya kaç kere gittim geldim bilmem ne falan. Yani bu barışa ben inanıyorsam, hükümette böyle bir yol açmışsa ben niye hükümet beni kullansın ya da kullanıyorsa eğer kullanmak buysa o zaman buyursun kullansın yani. Benim kendi inandığım bir davayı yapmak üzere, gerçekleştirmek üzere bana işte gitmek gelmek bilmem ne yol açan bir herhangi bir güç işte hükümet şu bu filan böyle biri varsa ben de teşekkür gayet ederim. Gayet kullanabilirler. Yani, zaten benim yazdığım ve inandığım şeyler diyorsun. Evet yani benim yazdığım ve inandığım olmasını istediğim şeylere aykırı durumlar bilmem ne olursa ya bunlar mesela işte hükümet yaparsa o zaman ben de bunu söylerim. O zaman bu şey ilişkide başka bir şey olur. Ama yani baştan ben kendimi size kullandırtmam falan diye böyle şey Nazen'in Manolya çiçeği falan gibi böyle bir tavır almanın bir gereği yok. Zaten istediğim bir şey oluyor orada yani. Demin dediniz ki aslında bu grup akil insanlar lafını anlatırken, niye karşı olduğunuzu söylerken daha çok Türk milliyetçilerine evet. bu durumu anlatmak. Şimdi zaten Hülya Koçit, Orhan Gencebay gibi isimler de o Türk milliyetçilerden veya... Evet, bunlardan yılıyorlar. Yani. Yılıyorlar. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yani nereye gider bu mahalle baskısı? Vallahi şimdi mahalle baskısı deyince hani ortada bir mahalle var, kalabalık. İşte bir de birkaç kişi var, onların tam o mahalle gibi davranmıyorlar. Onun için de böyle bir şeye... muameleye maruz kalıyorlar. Şu durumda böyle mi? Yani benim gördüğüm aslında işte Kürt olsun, Türk olsun bayağı büyük çoğunluk bu işin bir barışçı süreç sonunda çözülmesinden yana. Yani aslında küçük bir azınlık bu patırtıyı çıkartan. İki tarafta da. Yani şeyde de Kürtler arasında da hiç yok değil. Orada var. Da milliyetçi Kürtler var. Var tabii. Var. Evet. Tabii. Burada da. Yalnız burada bu yani mahalle baskısı
edecek bir terane, bir yaygara koparılıyor. Yoksa yani işte bakıyorum, ben de gazeteden okuyorum ya, işte zaten bu büyük grup içinde olan insanların çoğu işte şahsi arkadaşım falan filan. Yani orada 3 kişi, 5 kişi bilmem ne, yani genel olarak şey, hadise çıkaranlar böyle küçük şeyler, azınlıklar. Hadise çıkaranlar evet öyle daha küçük. Fakat algı anlamında biraz daha büyük bir mahalleden bahsediyoruz gibi geliyor orası, bana. Evet. Yani sosyal medyada herkes işte isminin başına TC koymaya başladı. Evet. Ne bileyim işte Türk olmaya mesela çok ilginç başka yelpazelerden insanları ben buraya konuk alıyorum. Beklemediğim insanlardan şöyle tepkiler alıyorum. Artık Türk demeye korkar oldum. Türk demeye, Türk'üm demeye, konuşmaya korkar oldum gibi. Şimdi algı biraz daha büyük galiba. Yani birkaç kişi değil yani o. Evet yani tabii, çünkü yani bir toplum olarak işte bizim bütün eğitim sistemimiz bir kere bunun üstünde oturuyor. Yani resmi eğitim sistemi bu. Bütün medya aşağı yukarı buna şey yapmak üzere, buna uymak üzere kurulmuş. Özellikle de 12 Eylül'den bu yana yani böyle bir şey, medyanın hep onu söyleriz, yani ne olduğunu topluma duyurmakla görevli olan medya, özellikle 12 Eylül'den beri topluma ne hakkında ne düşünmesi gerektiğini anlatıyor. Evet. Böyle bir medyamız var. O da tabii bu şeyi, devamlı bu milliyetçiliği yaymakla meşgul. O zaman yani etrafınızda duyduğunuz bu, gördüğünüz bu, siz de işte çocuğunuza bunu öğretiyorsunuz. Bunu öğretiyorsunuz. En azından yani bunu öğretmeyeni bile, ya kardeşim, evladım, hani yanında böyle şeyler konuşuluyorsa sakın ağzını açma falan diye öyle bir akıl öğretiyor. Bu durumda yani tabii ki birçok insanın şeyinde, kafasında bu şeyler olacaktır, endişeler olacaktır. Yahut da olmayanları dahi bizde bir de çevreye uyma şeyi de çok... Güdüsü vardır. Evet, çok doğru, yaygın bir şeydir. Bu birey olarak ben öyle düşünmüyorum, ben kendi kafamda böyle görüyorum filan deme şeyi çok azdır eğilimi. Onun için yani işte öyle sessiz durarak ya başını sallayarak vesaire, yani bir daha ılımlı bir şekilde ben de onların yanındayım. Bir şeydir yani, vatandaşların da resmi görüş sahibi olduğu bir toplumdur bu. Şimdi demin biraz kaostan beslendiğimizi söylemiştik. Şimdi algı böyle, vatandaşlar arasında samimi korkular, endişeler de var. Veya evinin sessiz çoğunluk da var, susan. Var tabii. Ama... Ayrıca bunlar yani şu anda dile gelen şeyler bana oldukça eften püften anlamsız geliyor, ama yani bahsettiğimiz süreç işte Kürt, Türk yani veya bütün dünyada böyle etnik çatışmalar, şunlar, bunlar kolay işler de değildir. Tabii. Yani. Çok da eften püften değil. Yani asıl güçlüklerden belki konuşmuyoruz. Yani bir takım saçma korkulardan bahsetmekten. Katılıyorum, ama bu korkuları belki halledersek güçlükleri daha kolay gitmez belki, miyiz? Yani belki. Çünkü o algılar bizi mahvediyor. Yani hep o evet, algılar. Tabii zaten oraya gelemiyoruz bunlardan. Yani öyle, asıl ciddi şeyleri konuşmaya gelemiyoruz. Şimdi Diyarbakır'a gittiniz bildiğim evet kadarıyla. Bir yazınızdan not almışım, diyorsunuz ki Diyarbakır'da sokaktaki adam hani ne olursa olsun da barış gelsin diye düşünmüyor. Ne düşünüyor? Yani şimdiye kadar yani başında böyle düşünmese bile bu iş işte ne 30 yıl önce başlarken, ben politize olmayan bir insanı kastediyorum ki evet, evet, aslında evet. Aslında doğuda güneydoğuda öyle insan bulabilmek bulmak de zor, herhalde zor. Zor. Evet. Yani bütün bu yaşananlardan sonra bezmiş yani, hakikaten yani bezilmeyecek gibi filan da değil yani o insanların neler çektiği bugüne kadar düşünülürse. Ama yani bir yandan da biliyor ki kendisini son derece yakından ilgilendiren, kendisini bütün hayatı boyunca ilgilendirmiş, bundan sonra çoluğunu çocuğunu ilgilendirmeye devam edecek olan bir durum var ortada. Sorunlar var. Bu sorunların insani bir şekilde çözülmesini istiyor. Yani burada yaşamak istiyor, buranın nimeti varsa o nimetten yararlanmak istiyor falan filan. Yani benim gördüğüm öyle hani ayrılalım da İşte bağımsız Kürdistan kuralım falan, yani o işte dediğimiz o böyle bir şey, talep yok. Pompalanan o işte korku yaratmak üzere
Böyle bir şey yok. Böyle düşünen yok mudur? Vardır mutlaka. Vardır böyleleri. Ama genel çoğunluk ama böyle değil. Ama bu bir çoğunluk falan kesinlikle değil. Ama yani bir şey istiyorlar. Yani ya, tamamen bize işte haklarımızı verin. İşte bizim dilimiz var, işte kimliğimiz var vesaire falan. Ama verdiğiniz zaman da bak size nasıl ihsanda bulunduk da demeyin. Yani. O kibre de şey etmeyin. Yani bu zaten bizim hakkımız. Beraber yaşayacaksak yaşayalım, biz de bundan yanayız. Ama adam gibi yaşayalım. Ve böyle yani işte şeyine... O yüzden mi o talep? Şimdi ana dilde eğitim talebi var. İkinci talep de Kürt kimliğinin anayasal olarak bir şekilde güvence altına alınması. Belki de o kibirden korkulduğu için mi anayasal güvence isteniyor? Kimliğin anayasal güvenceyi sahip olması. Tabii yani bir yerden yazıya geçmeden bir işte kanunun yahut da işte bu kanunu esasinin şeyine geçmeden sayfasında yazılı olmadan her an geri alınabilir bir şeydir bu. Dolayısıyla yani istiyorlar ki bu şeyde açık bir şekilde belirtilsin. Orada benim işte yazılarımda da söylediğim gibi işte Türkler ve Kürtler eşittir falan diye bir şeyler yazmak çok doğru değil. Yani herkes eşittir ya da insanların bu toplumda eşit olmalarına engel olunamaz falan gibi. O türlü bir... Daha herkesi kapsayan. Evet. Peki çok kısa bir ara vereceğim. Aradan sonra Murat Belge ile sohbet devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen. Söz sende devam ediyor. Akademisyen yazar Murat Belge ile birlikteyiz. 1 Mayıs'la başladık. Kürt sorununu konuşmaya devam ediyoruz. Barış sürecini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi ana dilde eğitim ve Kürt kimliğinin anayasada güvence altına alınmasından bahsettik. Bir de asıl belki de en büyük kıyameti koparan istek yerel yönetimlerin kuvvetlendirilmesi. Şimdi orada talepler nedir? Yani talepler derken sokağın taleplerinden bahsediyorum. Siz birebir görüştüğünüz için soruyorum. Ve nereye gider? Yani asıl kıyameti koparan madde o çünkü. Tabii öyle olması da anlaşılır bir şey. Bir de daha protokoler. Yani bütün yarattığı şimşeklere rağmen hani işte bu kimliğin tanınması diyeceğimiz fasıl. Öbürü yani kendi teknik sorunları olan hani dil öğret. İşte onu yani kim öğretecek, o nasıl yetişecek falan filan gibi. O en kolay yine gibi geliyor evet, bana yani değil mi? Evet öyle bir şey. Daha kurumsal bir şey. Yani kurum içinde halledilecek bir şey. Bu şey yani işte o bölünme korkusu. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi adı altında. Tabii yani zaten yani o korkuların falan da esas şey olduğu yer. Ve yani bunlar ne kadar yersiz korkular dönecek bir durum da yok. Yani çünkü zaten... Benim öteden beri düşündüğüm şöyle bir şey vardır. Yani federasyon dediğimiz şey, rejim iyidir. Yani bir federasyon kötüdür, bilmem nedir falan diyecek halim yok. İşte bir Almanya federal bir cumhuriyet. Herhangi bir şikayetleri yok. Amerika Birleşik Devletleri federal. Orada da bir şikayet yok. Ama nedir? Bunların federalizminde herhangi bir etnik unsur yok. Yani Almanya zaten bütün tarihinde ta işte Napolyon gelinceye kadar 360 ayrı şey halinde yaşamış. Prenslik, şu bu krallık. Yani federalizm zaten adamların şey tarihi böyle bir şey. Bremen özgür şehri, Hamburg özgür şehri falan filan. Halen de öyle anayasada. Amerika'nın da her state'inde, her devletinde çok farklı. Aynı şeyler yani. Üç aşağı beş yukarı yani bir tarafta Fransızlar var, bir tarafta Hollandalılar var falan diyecek bir durum yok. Ama etnik bir temel üzerinde kurulmuş federal sistemlere baktığımızda yakın tarihte. Bunlardan biri Lübnan'dır. Yıllarca savaştı, şimdi gene bir ne olacağı belli. Belli olmayan. Biri Yugoslavya'dır. Ki burnumuzun dibinde gördük olup bir tanesi. Onu gördük, o zaten artık bitti, kapandı. Bir tanesi... Yani Sovyetik rejim içinde Sovyetler Birliği'de bir böyle bir federatif denebilecek bir yapısı vardı. O da yani pek parlak olmadı sonucu. Halen devam eden Belçika var. Yani böyle iki etnisite, iki üç dil ama iki etnisite temeli üzerinde ve yani Allah'ın günü şey oluyor. İşte var on Flaman
kavgası. Çünkü huzur yok yani. Yani şey, buna göre bir sistem kurduğunuz zaman günlük hayatınızda yaşadığınız her olay size ben Valon'um, o Flaman, işte ben Flaman'ım, o Valon, bunu hatırlatıyor. Yani biraz abartarak, yani orada benim dostlarımın anlattığı, diyelim işte Flaman bölgesine bir köprü yapılıyor. Peki. Valonlar da biz de köprü isteriz diyorlar falan. Peki ama işte onu nehir üstüne yaptık siz. Sizde hangi, nehir yok ama zarar yok, köprü isteriz filan. Sadece. Ha, diyebiliyor yani, bu aşamalara geliyor. Onun için Yani etik kökene dayalı federatif sistemin huzur getirmesi pek mümkün değil diyorsunuz anladığım kadarıyla. Zor yani. Şimdi ne bileyim işte şeyde de bir benzeri var İspanya'da da. Evet. Gerçi İspanya yani herhalde Franco zamanında olduğundan çok daha iyi idare ediyor yeni şeyiyle, anayasasıyla. Yani orada en azından hem şey Bask hem Katalan ayrılıkçı, milliyetçi bayağı azınlıkta. Ama bu tabii bir sorun yok, sorun yaşanmıyor falan demek de değil. Şimdi yani biz de böyle bir yerinden yönetim falan yapacak. Bence bir ciddi ihtiyaç. Yani bütün Türkiye'nin ihtiyacı var. Yalnız Kürtler için olacak bir şey değil. Federatif bu kadar, bir sisteme mi ihtiyaç daha var? Daha desantralize bir sistem. Federatif demeyelim. Çok merkeze bağlı olmayan, evet, yani. Evet, daha ademi merkeziyetçi, daha santralize. İşlerin yürümesi adına bir anlamda. Sadece Kürtler için değil diyorsun. Tabii tabii. Herkes için. Evet, çünkü yani en basitinden şimdi yani benim sokağa çıktım, polisin biri dövdü filan. Yani ben buranın yöneticisi olarak seçtiğim adama onu şikayet edebilmeliyim. Çünkü onun müdürünü de benim seçip burada yönetici yaptığım adam seçiyor. Ama Ankara'daki İçişleri Bakanlığı'na bağlıysa o zaman benim derdimi anlatmam çok zor. Yani herhangi bir İstanbul olabilir, Ardahan olabilir, Antalya olabilir, Siirt olabilir. O yerel sorunları anlayan, yerel sorunları yaşayan, yerel sorunlar için kafa yormuş yönetici olmuyor. Yani en yükseğinden en şeyine kadar. Bir de üstelik yani durumlar kötüleştiğinde bunları yaşadık biz. Yani işte 80'lerde 12 Eylül, evet, döneminde onu izleyen zamanlarda o zamanların şey ideolojisi ile, yok işte Diyarbakır'a, yok Urfa'ya tayin ettiğin vali zaten oraya sömürge valisi şeyle gidiyordu. Formasyonuyla, bakış açısıyla, tavırlarıyla gidiyordu. O işte kendine göre bir sömürge polis müdürü, sömürge jandarma müdürü. İşte sonunda ambulans kullanan şoförüne kadar yani o şey devlet mekanizması böyle çalışıyordu. Şimdi buna son vermek gerekiyor ama son verirken de... Yolu ne olacak? Evet yani çünkü yani ortada sorun yokken sorun yaratabilecek bir şeydir bu şey. Etnisiteyi böyle bir numaralı şey haline getirmek. Özellik haline, anlamına belki, evet, değil, evet, mi? Evet. Peki şimdi başbakanın söylemlerinden de anlıyoruz ki bir referanduma gidilecek anayasa için. Hı hı. Çünkü başka türlü yani olması gördüm, pek, evet, mümkün değilmiş. MHP'nin tarzı belli, tavrı belli, evet, evet, politikası belli. Hı hı. Referandumdan önce CHP'nin politikası için ne düşünüyorsunuz? Çünkü barış sürecinde kişisel olarak şunu düşünüyorum, mutlaka içinde yer alması gerekiyordu. Hatta geç değil yine girmesi lazım gibi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi CHP'nin bir zamandan beri söylediği bir şey var. Yani ne olduğuna da ben şuyum, evet, diye. Bir de sahiden ne olduğu, hı hı, var. Galiba, sosyal demokratım diyor. O anlamda. Evet, onu diyorum. Yani işte vakti zamanında İnönü kalktı, ortanın solundayım, evet, dedi. Oradan işte bu sosyal demokrata kadar gitti. Geldi. Sosyal demokrat lafında da şey vardır, işte bir Marksizme bulaşmışlık vardır dedi Ecevit. O demokratik sosyalizm, demokratik dedi. Doğru. Onu derken hani sosyal demokrattan belki biraz radikal de gelen sosyalizm lafını da kullanmış oldu falan. CHP hala yani bu ben buyum
Bu alanda dönüyor en azından. Evet, yani evet, böyle bir iddiası var ama yaptığı işlere baktığımız zaman bunlarla hiçbir ilgisi olmadığı anlaşılıyor. Peki ne olduğu o halde? Sahiden ne olduğu söylediği değil de işte o bu cumhuriyeti bütün bu işte deminden beri merkeziyetçiliğini, baskıcılığını, milliyetçiliğini vesairesini konuştuğumuz bu rejime, bu cumhuriyeti kuran parti. Peki. Bu parti olarak da o rejimin değişmesine tamamen şey karşı. Yani statükocu tavrı evet, devam ediyor. Evet. Ve yani gerçek olan da bu anladığım kadar. Yani o zaman milliyetçi bir şeye doğru gidiyor. Evet, öyle zaten orada. Yani hiçbir zaman başka bir şey olmadı. Peki aynı CHP bugün 1 Mayıs'ta şeylere çıkmak için, meydana çıkmak için büyük çaba harcıyor. Gürsel Tekin bildiğim kadarıyla hastaneye kaldırdı. Umut Orhan bir darba maruz kaldı. Kılıçdaroğlu çok sert açıklamalar yaptı. Peki bu ne demek? Sadece muhalefet etmek mi? Yani şey, bu AKP iktidar olduğundan beri CHP sadece bunu yapıyor. Yani AKP'nin her yaptığının karşısında şiddetli, dozuda yükselten bir muhalefet yapıyor. Yani bu sol değerler için işte yapılan bir şey değil. Bence değil. Yani işte bir şeyden televizyonda haberler okunurken kulağıma çalındı. İşte CHP orada İstiklal Marşı okunmuş. Bilmem ne olmuş falan. İşte yani işçi sınıfının uluslararası bayramında tamam iyi yani İstiklal Marşı'nı istiyorsanız okuyun da bir de internasyonel de söylenir mesela. Ama herhalde bir yerde internasyonel söylenecek ve orada CHP olacak. Böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali olduğunu mümkün düşünüyorum. Değil. Peki bitirmeden tabii sizi bulmuşken sormamak olmaz. Tarafta ne oluyor? Vallahi bilsem. Siz kaldınız. İstifa etmediniz. Yani ben, evet. Bir suçlamalar işte bir şey oldu. Yani şu AKP iktidar olduğunda cumhuriyetçi miyiz, demokrasici miyiz diye bir tuhaf anlamsız tartışma çıkmıştı. Şimdi bunu taklit eder gibi tarafta da demokrasi mi barış mı evet diye bir şey çıktı. Şu anda galiba Halil Berktay istifa barış etti değil de evet, barış değil de demokrasi isteyenler sanki şey. O zaman Neşe Düzel barış mı istemiyor mesela? Ya şimdi böyle bir şeye ben nasıl inanayım? Yani ben kaç yıllık arkadaşım Neşe barış istemiyor diye inanmama imkan yok. Peki oral çalışlar sansürcü mü? Yani demokrasi istemiyor. Onlar da işte faşist bilmem. Yani buna inanmama da imkan yok. Peki nedir? Ama bir şey var ortada. Evet. Yani, ben içinden çıkamadım. Bakalım önümüzdeki günlerde inşallah ne olduğunu anlarım. Çünkü taraf hakikaten kurulduğu günden bu yana çok satmasa da çok etkin bir gazete. Farklı evet. İşte misyon için geldi denildi. İşte siz daha tabii çok tabii, o kadar çok şey geldi ki başına tartışmalı haberleri vardı ama çok önemli haberleri de vardı. Belki de herkesin gözünün orada olmasının sebebi de bu etkinliğidir. O yüzden herkes merak ediyor ne oluyor ne bitiyor. Olabilir evet yani şey. Toparlanır mı? Epey bir zamandır yani çıkmaya başladığından beri gündemi belirleyen ve Türkiye'yi gerçekten bir takım dönemeçleri dönmesinde çok büyük payı olan bir gazete. Ama yani aslında çok acıklı yani bugünkü durum. Evet. Toparlanır mı sizce Murat Bey? Umarım. Bir şey diyemiyorum. Siz ama yazmaya devam edeceksiniz. En azından okuyucular için bunu. Benim burada bir işim yokmuş. Yani ben işte bir şey sanıyordum ama bu öyle değilmiş dedirtecek bir şey olursa ben de yazmayı keserim elbette. Ama peki, şu anda öyle bir şey yok. Mesela Alper Görmüş istifa etti bildiğim kadarıyla. Evet. Roni Magalhães istifa etti. Onlara göre konuşmuşsunuzdur muhtemelen. Yani var mı istifa etmesi gerekiyor? Bir tek Alper'le telefonla konuştum. Ben öteki arkadaşlarla şey yapmadık, konuşmadık. Onlar da galiba böyle bir daha çok yani bir şey var. Yani birlikte davranma. Yani kendileri şunu işte şöyle eleştirdikleri şu açmazı gördükleri için yani değil de yani evet sanki işte arkadaşım Ahmet Mehmet ayrıldığını ben de hani
Ahmet Altan gittiği zaman evet, ben de yazmayı kesmiştim falan. Evet. Böyle bir gidiyor öyle yani. Öyle bir şey gibi geliyor bana. Umarım işler düzene girer diyelim. Murat Bey çok teşekkür ediyorum. Ben, kolay ben gelsin. Biliyorum çünkü Akil İnsanlar heyetinin yoğun çalışmaları var, yoğun gezileri var. 1 Mayıs'ta konuştuk. Çok çok teşekkür ediyorum. 1 Mayıs'ta akademisyen yazar Murat Belge ile birlikteydik. Yarın akşam aynı saatte 18.10'da biz yine bu ekranda olacağız. İyi akşamlar.